Bilmiyorum abi, ben de soruyorum. Ben de öğrenmek istiyorum. Peki sen İstanbul'dasın, Tokatlısın Abdullah. Kütük orası değil mi? Evet abi, öyle öyle biliyoruz orası. Evet. Şimdi cennette de bulunmuş ama nesebi de orası değil. Yani nesebi de orası değil. Orada bulunmuş. Nesep. Biz bedenimiz esmaların cilve, cemal, nakış sanatıdır. Bedenimiz. Gir içeriye. Duygularımız subutu sıfattandır. Sem, basar, kelam, irade, kudret, hayat, kelam. Duygu nesebimiz de o. Sonra Cenab-ı Hak herkesi farklı yarattı. Muhalefetun lil havadis. Biz mülk olarak, mevcut olarak gözüküyoruz ama Rabbimize karşı bir duruşumuz var. Vücut. Biz faniyiz ama beka istiyoruz. Beka. Zatı sıfatları sayıyorum. Bu kainat insanla anlam kazanıyor. Kıyame bi nefs. Tamam. Cennette bil fiil. Bu dünyada tahayyül ve tasavvur olarak istediğimizi yapıyoruz, istediğimizi yapmıyoruz. Hayal ve tasavvur. Bunlar nedir? Tekvin. Yaratıyoruz. Evet, o tabiri kullanıyorum. Hayalen ve tasavvuren yapıp yıkıyoruz. Cennette bir fiil olacak. Tekvin. Bu tarafımızda da nesebimiz zat-ı sıfattır. Bizde şefkat var, muhabbet var, sevk, surur, memnuniyet, iftihar, lezzet. Allah'ta da mukaddesesi var. Şefkat-ı mukaddesesi var. Bu ruhumuz şuunat-ı zatiye nesebi o. İman nedir? İmanın nesebi nedir? Mahiyet-i zatiyedir. İçerisini bilmiyoruz. İçerisini bilmiyoruz. Bildiğimiz o ki bilmediğimizdir. İmanın da nesebi. Görüyor musun? Nesep. Ne diyor? Niçin imanı kullandı burada? İman ve teslimiyetle. Bak, iman ve teslimiyetle ona intisap etmesin veya intisabına emniyet vermesin. Niçin Risale-i Nur iman hizmetine esas almış? Tarikat zamanı değil, imanı kurtarma zamanıdır. Demiş değil mi? Zatın bir tanesi çıkmış fi tarihinde eskide. Şimdi Allah razı olsun geri dönüş yaptı. Ya diyor, böyle olur mu ya diyor, tarihten beri gelen tarikatta tarikat zamanı imanı kurtarma zamanı değil diyor, bu falan şöyledir, yanlıştır falan dedi. Sonra tabii kendisine de dayanınca Bediüzzaman Hazretleri çok haklıymış diyor. Bu tarikatın tepesindeki adam. Hakikaten imanı kurtarma zamanıymış diyor. Hakikaten niye? Baktın ki evinde televizyon olanın tarikat zamanıdır bir şartla. YouTube'a girmiyorsan, evinde televizyon yoksa tamam tarikat yap. Sen hak ettin onu. Bidatlarla, günahlarla tarikat olmaz. Evinde televizyon yoksa, cep telefonu, YouTube'lara da girmiyorsan yap kardeşim. Bravo, maşallah, Allah razı olsun. Bize de dua et. Şimdi Hasan abi. buyur Mehmet abi. Şey, pergeli şuraya koysan, iman sani zülcelale nispet eder. Harika. Aynen öyle geçiyor. Evet. 23. söz. İşte o zat biraz tehlikeli adamdır. Bu soruyu soran adam öyle cahil adam değil. İşi biliyor, onun için böyle soruyor da. Şimdi imanın nesebine kadar taşıdı bizi Allah'ım, Allah razı olsun. Bakın, bedenin nesebi, öyle şey gibi gitmeyelim. Beden nedir? Buz ise esmalar sudur. Orada olay bitmiyor. Buz. Aynı yerdeyim bakın. Buz. Bu buz kabul et. Hiçbir yere gitmiyorum. Sarıyorum bakın. Buzdur. Sudur. Doğru mu yanlış mı? Doğru. H2O'dur. Doğru mu
Evet. Enerjidir. Doğru. Eşittir MC kare. Esirdir. Bir yere gitmiyorum ya. Bir, burası kaynak demiyorum. Aynı yerde bu. O da aynı yerde. Esir. Aynı yerde maddi hayat. Aynı yer, aynı hayat. Aynı hayat. Aynı hayat, cennet. Cennetteki inne darul ahirete leyyel heyvan. Aynı hayat. Cennet nedir? Aynı hayattır. İşte hayatın bütün meratipleri burada var. Yani aynı hayat, çık dışarıya. Maddi hayat, çık dışarıya. Esir, çık dışarıya. Enerji, çık dışarıya. Su, çık dışarıya. Buz. E bu işte. Ahiret nerede? Burada. Cilvesi burada. Yani görüyor musunuz yani? Şimdi bedenin nesebi esmalar. Sonra duyguların nesebi zatı şey subuti sıfatlar. Herkesin farklı olması kıdem, beka, vahdaniyet anlattım ya biraz. Muhalefetun ila vadis. Hakikaten insan her şeyi muhalefet etmiş. Farklı yani. Ben çakala benzemiyorum, dallara benzemiyorum, güneşe benzemiyorum. Ama her şey benimle anlamlanmış, benimle ayakta duruyor. Kayyumu insan, kıyami bir nefs, benimle ayakta duruyor. Ha? Bu neyle gösteriyor bu? Bu tarafımızın nesebi neresi? Zat-ı sıfat. Sonra ruhta ne var? Şefkat-ı mukaddese. Şuunat-ı zatiyede ne var? Şefkat-ı mukaddese. Çık dışarıya. Muhabbet malum. Peki bizde ruhtaki sistem, sistemin nesebi şuunat-ı zatiye. İmanımız var elhamdülillah. Nesebi neresi? Mahiyet-i zatiye. Ne demek o? Mahiyet-i zatiyenin. Bakın esma, şey iman esma değil, sıfat değil, şuunat değil. Ne diyor? İrade-i cüz'iyenin sarfından sonra irade-i külliyenin mümin kulunun kalbine koyduğu bir nurdur. İşaretleyeceğiz 42. Ha, nedir o? İçerisi imanın içerisi Allah'tır. Ne var içinde? İçinde bildiğimiz şu var. Bilmiyoruz. Bilmiyoruz ama Allah. İman. Buradadır. İşlevi burada. İş yapıyor burada. Ama buralı değil. Duygular da öyle. Hisler öyle değil mi mesela? Hisler alemi şehadette çalışıyor. Alemi şehadete mi benziyor? Merhametinin kilosu var mı İbrahim? Hayır. Tipi var mı? Hacmi kütlesi var mı? Şefkat, muhabbet, adavet, nefret. Nefret cehennemin sıfatıdır. Burada kullanıyoruz. Ama alemi şehadet cinsinden değil ki. Bu atomun dışında neyimiz varsa hiçbirisi buralı değil. Ama burada kullanıyoruz. Mesela nefret var mı tipi? Şefkat var mı tipi muhabbetin şekli şemalı var mı? Kilosu var mı? Yok. Bak bunların nesepleri orada. Yani günahların nesebi Adem. Değil mi? Mesela günahın nesebi cehennem. Küfrün ise küfür ise ondan sonra şirk ise itikada inkarcılığın nesebi cehennem değil. Adem. Cehennemin de cehennemi Adem'dir. Günah ayrıdır. Günah cehennemedir. Şirk ve küfür cehennem değil. Onun cehennemin cehennemi Adem'dir. Orada olacak. Onun nesebi orası. Ya arkadaşlar biz buradayız ama burada burayı kullanmıyoruz. Yalnız işte bu kahveden, çaydan, ekmekten gelen bedende ya tasarruf etmeye çalışıyoruz. Yani mutlak ve muhit olan ruhu muayyenleştirdik de icraat yapıyoruz. Bu beden patlasa ruh aynı ses atmosferin uyduyla şey yaptığı gibi mutlak her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Şekli şemali yoktur. Muayyen yapamazsın. Burayı sıkıştıramazsın. Şekil veremezsiniz. 538 sözler mutlak ve muhit olan bir şeye bir nihayet verip de süre tayin edemezsiniz der. Tamam? Ha ya arkadaş hiç mi bakmıyorsunuz elinize, ayağınıza? Mutlaka. Ya bu neresi benim ya? Niye? Hiç böyle bir tuhaf his gelmiyor mu böyle ayaklarınıza böyle bazen bakmıyor musun? Allah Allah.
benden çıkmış falan. Çocuğum, ya çocuk kendi gazından korkan şekilde büyümedik mi? Kendi ayağını falan parmağını sokan çocuk bir anda doğsa bu organlara şaşırıyor çocuk. Parmağına başlıyor, gazına korkuyor, etrafına bakıyor, bunu çekiyor. Yani çocuk ufaktan vücuda alış yabancı. Bakın gözlemleyin, bir ruh var içinde, cesedine yabancı. Yabancı ya. Erdinç bana seyrettirmişti. 7 saniyeleri toplamışlar, 7 dakika olmuş. Çocuğun hareketlerinde kendisini nasıl tanıyor? Şey yapıyor, ağırlık kaldırıyor, deniyor, itiyor, aha şaşırıyor, yürüyor. Yani belli bu adam yabancı buna. Alışa alışa yabancıya büyüdük büyüdük olan yabancıya ben demeye başlamadık mı ya? Bedene ben dedik. Şu başımıza saldığımıza bak. Ulan ne kadar yabancıydık, alışmamıştık, biz değildik. Sonra bedene alışa alışa bizi alıştıra buna biz dedik. Başımıza belayı aldık. Şimdi Risale-i Nur'da okuyarak aslımıza Adem Safiullah'a yani biz değilmişiz diye onu öğrenmeye çalışıyoruz. Evet buradayız, buralı değiliz. Abim şöyle de olabilir mi? Nesebin hakikati nispetinde intisap hayatlanıp hakikatini buluyor. Evet. Zaten diyor ki hayatın hayatı nedir? Ne abim söyle? İman. Korkmadım. Bak hayatın hayatı olur mu? Hayatın hayatı iman. Doğru. Abi biraz önce şey yaptık da bu sıla-i rahimin o büyük günahlara girmesi ciheti aslında hakikati kopması. Kat-i sıla-i rahim. Hani akraba şeyi oluyor da aslında sıla-i rahim bu manadır değil mi abi? Sıla demek sedat bağ demek. Bismillahirrahmanirrahim. Pergelini rahime koy. Rahimin onayladığı bağ. Sıla. Sıla bağ demek. Rahimin onayladığı bağ. Nedir o? Rahimin Allah. Sonra peygamber. Hukukullah. Hukuku Resulullah. Hukuk asfiya. Asın imamı. Sonra hukuku mütedeyn valideyn. Sonra akraba. İşte o için ekberü kebareye girmiş. Sıla-i rahim. Kat-i sıla-i rahim. Kat-i sıla-i rahim. Akraba değil kardeşim. Akraba suretidir. Bak sureti akrabadır. En ucu öteki taraf Allah'tır. Hakikati nedir? Niye ahdı anlaşmanızı koparttınız diyor. Niye verdiğiniz sözden vazgeçiyorsunuz? Söz vermediniz mi elestu bi rabbikum? Hakikatiniz de odur. Sılanı kesme. Mahiyeti sıla-i rahimin mahiyeti Allah'tır. Mahiyeti zatidir. İn aşağıya. Hakikati elestu bi rabbikumdur. Kanuniyeti insandaki dima, vicdan, kalp, ruh bütünlüğüdür. Kopma. Koparma bunları. Çık dışarıya. Sureti nedir? Akraba, anne babayla niye alakanı kesiyorsun kardeşim? Akrabana niye yardım etmiyorsun? Hutbede okumuyor muyuz? İnna Allah ya'muru bil adli ve lisani ve ita'izil kurbay ve yenha ve yenhanil fahşai vel mülkeri vel ba' yazikum lalekum tezekkerun. Allah ne emrediyor orada? Yani akrabaya iyilik yapmayı değil mi? O diyoruz ya akrabaya. Yani, ilk başta akrabaya veriliyor. Evet akraba. Akraba garip olanlar. Sana garip. Akrabiyet değil kurbiyet. Ha, tamam mı? Akraba, karip. Şimdi onlara yakın şey yapacaksın. Davan tabii bir öne geçiyor. He, kopma. Aramasınlar, sen ara. Esasatı kaybetme. Bana böyle dedi, şöyle yaptı değil. Orucu namazı varsa, küs dayı olsan mutlaka bu Ramazan'da arayacaksın. Orucu namazı var mı? Yoksa olmasına gayret et. Artık olmuyor. Yani koparma da gene elinden geldiği kadar tutmaya çalış ama o seviyede tut. Peki.
Rabbime emanet olun. İnşallah yarın görüşeceğiz. Abdullah, güya bu ders 20 dakikalığına başlatmıştık değil mi Ramazan'ın başında? Oldu 1 saat 20 dakika. Abi biz böyle... Ne dedin? 1 saati unutmuşum, 20 dakikasını söylemişiz diyorum. Peki ne yapalım? Şimdi bu şefkatle terbiyeyi ezmek istemedim. Ya başka bir kitap değil mi bu? Ya. Senin kitap. çok garip ya. Biliyor musunuz? Tekerlekli arabam var ya, bu şu bilgisayar şu anda tekerlekli arabadır bak abi. Bunu benim şu anda oturduğum çekyat var ya, yatağımdır ha. Şu anda gördünüz mü? Burada yatıyorum. Bu çekyatımı, masamı kafamın yanına koyuyorum. İnanın bana, şu sözlerimi koyarım. Üstüne de Kur'an'ı koyarım. Belki gece bir şey olursa bak, şöyle bu tekerlekli arabaya Kur'an'a ve Risale'ye ve elimi koyayım. Burada durur. Böyle tekerlek. Risalem durur masamda. Ondan sonra nereye çalıştım? Defterim açık olur. Kalemim orada durur. En son çalıştım. Kur'an'ım ve sözlerim veya şualarım masamda durur. Ta ki Azrail Aleyhisselam geldiği zaman, işte melekler geldiği zaman, bak adam bununla meşgul oluyordu. Şimdi ona göre Risale-i Nur bizi böyle. Yani şeyimin yanına koyuyorum. O kadar yakın. İnsan eşiyle yeter. Bizim eşimiz, aşımız, işimiz hep bu. Yer istersen. Evet. Ne dedin Abdullah? Kulay gayet kesmiyorsun yani. Ya ne yapalım ya. Başka tutunacağım bir şeyim kalmadı. Yani hep o. Evet. Rabbime emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam.